Ülke TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli seyircilerimiz. Yeni bir Artı Eksi programıyla daha bugün de karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Ve eğitim noktasında gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri bu ekranlardan kıymetli hocalarımızla birlikte biraz da hayata ve yaşama dair olan gelişmeleri üçüncü bir göz tarafından size üçüncü bir göz olmaya gayret ediyoruz. Bugün de yine öyle yapacağız. Çok kıymetli iki isimle birlikte biraz Türkiye'deki bilimsel çalışmaları, bunun hazırlık evresini aslında konuşacağız. Bu hazırlık evresi neyle mümkün? Tabii ki lisans üstü eğitimlerle. Çünkü bilimin üretilmesi, üretilen bilimin dağıtılması, Ar-Ge çalışmalarıyla, sanayi işbirlikleriyle bunların raflardan, bilginin raflardan indirilip kamuoyuyla, toplumla birleştirilmesi tabii ki lisansüstü eğitimler ve bunların çalışmalarıyla birlikte mümkün olabiliyor. Bunu konuşacağız. Bu alanda kimler bir şeyler yapabilir? Bunun yol haritası nasıl? Yüksek lisans eğitimi düşünüyorsanız nasıl bir aşamalardan geçmeniz gerekiyor? Doktora planlıyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Bunların ayrıntılarını kıymetli iki hocamla birlikte konuşup derinlemesine ele alıp irdeleyeceğiz. Vakit kaybetmeden hocalarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli iki isim bugün yine bizlerle birlikte. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muhsin Konuk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Sağ pazar, bir pazar günü daha bizi yalnız bırakmadınız ama söylemlerinizi önemsiyoruz. Zaman zaman sosyal medya üzerinden de arkadaşlarımız, seyircilerimiz bizlerle paylaşıyorlar. Çok istifade ettiklerini de vurguluyorlar. Ayaklarınıza sağlık sağ hocam. Yine ederiz. Bilim insanı kimliğinizle biraz bilimsel çalışmaları sizlerden dinleyeceğiz. Diğer bir isim Hüseyin Ünüboğlu, yardımcı doçent doktor Üsküdar Üniversitesi'nden psikoloji bölümünde. Hocamı bir kez sizinle buluşturmuştum. Çok iyi şeyler paylaşmıştı o dönemde de bizimle. Yine kendisini bugün misafir etmenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık sizin de. Evet değerli seyircilerim, sorularınızı hocalarımızla konuyla ilgili merak ettiklerinizi paylaşabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz bunu? sabanozet@gmail.com'dan sorularınızı alıyorum. Facebook sayfamız üzerinden @eksitv'den de sorularınızı alacağız. Yine aynı şekilde sabanozet Twitter adresinden de sorularınızı paylaşabilirsiniz. Şimdi Muhsin hocam sizinle ben başlamak istiyorum. Yüksek lisans eğitimini biraz konuşacağız, bilimsel çalışmalar ama eğitim deyince tarihten bu yana eğitim insanlığın aslında öncelikli konularından biri haline geldi. Öyle ki 21. yüzyılda zaten bilim yüzyılı anılmasının, bilgi çağının olarak anılması tesadüf olmasa gerek diyoruz. Ama Türkiye bilimsel çalışmalarda maalesef emekleme dönemini atlatma aşamasında ama hedeflenen yerde değil. Evet. Bu noktadaki görüşlerinizle başlayalım hocam. Zor bir soru oldu belki ama. Zor bir soru değil aslında. Öncelikle bizi izleyen izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum. Hafta sonu pazar günü bu saatte bizi evlerinde misafir ediyorlar. Şimdi eğitim konusu hakikaten yani bu hayatın içerisinde hayatla bütünleşik olarak devam eden bir olgu. Bazen hani insanlarımız bunu öğretimle karıştırıyorlar. Aslında eğitim öğretimi de içerisine alan daha geniş bir şemsiye. Bu formal olarak veya informal olarak insanlara veriliyor. Daha küçükken ailemiz içerisinde büyüklerimizin yanında nasıl oturup nasıl kalkacağımız, onlarla beraber nasıl konuşacağımız, söze nasıl karışacağımız gibi o davranış şekillerimizi bir bir oluşturan, o kültür içerisindeki yapıların oluşmasını sağlayan olguların hepsi zaten eğitimin içerisinde. Dolayısıyla insanın var olduğu günden bu tarafa devam eden bir sistem bu. Değil eğitim mi? Sistemi. Tabii ki günümüzde özellikle insanın var olduğu günden beri bu günümüze kadar geldiğimizde eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleriyle birlikte ciddi anlamda bir bilgi birikimi oldu. Daha önce de programlarımızda ben bunu dile getirmiştim. İnsanlığın var olduğu günden 1970 yılına kadar biriktirdiği bilgi birikimini
biz 1970 ile 2000 yılı arasında tekrar elde ettik. Yani insanlık olarak. 2000 yılına kadar elde ettiğimiz bilgi birikimine eşdeğer bir bilgiyi de 2000 ile 2012 arasında elde ettik. Dolayısıyla ciddi anlamda bir bilgi patlaması var. Bu bilgi patlaması dolayısıyla 10 sene önce olmayan, 15 sene önce olmayan, belki de 2 sene önce olmayan yeni disiplinlerin ortaya çıkmasına, yeni ihtisas alanlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla özellikle lisans üstü eğitimlerde, mesela bizim kendi ülkemizin perspektifinden de şöyle bir gidecek olursak, hani ta 1950'li yıllara kadar bir iki tane üniversitemiz var. Ankara Üniversitesi 1946 zannediyorum kuruluşu. Evet. Sağ olsun rahmetli Erdal Bey'in sayesinde kurulmuş olan bir üniversite. Ama şu an dünyada önemli bir yerde. İlk binin içerisinde olan bir üniversitemiz. Daha sonra Atatürk Üniversitesi kuruluyor. Onunla beraber bir iki üniversite daha derken, mesela ben 1980 yılında üniversite sınavına girdiğimde hatırladığım kadarıyla 22 tane üniversite vardı Türkiye'de. Ama bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ya da özel akademiler şeklinde kurulmuş olan mühendislik mimarlık akademileri vardı. İktisat Ticari İlimler Akademileri vardı. Sonra 1982 yılında işte YÖK'le birlikte bu reformla, YÖK reformuyla birlikte özellikle lisansüstü eğitim enstitüler aracılığıyla yapılması durumuna geçildi. Ve ondan önce, 1982'den önce genellikle bilim insanı olan, ki bunlar zaten yüksek lisans ve doktora yapan insanlarımız, hocalarımız zaten akademiye yönelerek, yani akademiye yönelmiş olarak yüksek lisans ve doktora yapılıyordu. Onlar yapıyordu. Onun haricindekiler için ihtiyaç yoktu. Neden yoktu? Şimdi Türkiye'de 1920'li yıllarda savaştan çıkmışız. Bir sürü insanımızı kaybetmişiz. Tabii yani okul yok, efendim bunları eğitecek insanlar yok vesaire vesaire derken işte okullaşmalar başlıyor, öğrenciler okullara gitmeye başlıyor derken zaten o zaman iki tane üniversite var, o da Osmanlı'dan kalmış iki evet. tane üniversitemiz var. İhtiyacı nasıl? Evet, bunlar bizi artık yavaş yavaş yetiştirmeye başladı. Bizim insanımızı yavaş yavaş yetiştirmeye başladı. Neticede mesela ciddi anlamda bir öğretmen açığımız vardı 1950'li 60'lı yıllarda. Öğretmen açığının yerini eğitmenlerle kapatmaya çalıştık biz. Yani ülke olarak biz böyle aşamalardan geçtik. Ha, eğitmen kim oluyordu? Askerliğini çavuş olarak yapmış olan insanları biz eğitmen olarak atadık. İşte köy enstitülerin kurulması vesaire, bu Anadolu'da ciddi bir işte aydınlanmanın önünü açtı. Gayretli. Derken artık 1982 yılında işte 22 üniversite, arkasından reformlarla beraber ve daha sonraki reformlarla beraber bugün itibariyle artık 200'e yakın üniversite oldu Türkiye'de. Bu Türkiye'nin hakikaten ciddi anlamda bir çağ atlaması anlamına geliyor. Bu neyi getirdi? Bu da işte artık bütün bu dünyada gelişen bilgi birikimi. Bu bilgi birikiminin, bilgi birikimine ulaşılma, yeni ihtisaslaşma alanlarının ortaya çıkması ve bir de şu an o kadar çok yüksek öğrenimde okuyan, okumuş, mezun olmuş insanımız var ki bunların özellikle istihdam edileceği yerlerde bir takım kriterlerin ortaya konulmasına neden oldu. Hı hı. Şimdi biz liseyi, ortaokulu okurken ilkokul mezunları devlet kademesinde rahatlıkla iş bulabiliyorlardı. Ortaokul, lise mezunları rahatlıkla memur ve şef olabiliyorlardı. Evet. Ama artık bu KPSS en az ön lisans istiyor. Evet. Lisans istiyor. Artık günümüzde yavaş yavaş da yüksek lisans istemeye başladılar. Lisans üstü artık lisans bir dönemler ayrıcalıktı. Şimdi lisans üstü eğitim ayrıcalık. Bugün yüksek lisansı belki konuşacağız ama 3-5 yıl sonra da kaçınılmaz bir şekilde doktorayı, ondan sonra da
doktora sonrası eğitimi herhalde tartışmaya başlayacağız. Yakında Türkiye hocam herkes profesör olacak yani böyle giderse. Ayrıca şimdi bu Türkiye'nin aslında biraz bu şey yönü, hani yumuşak karnı diyebileceğimiz evet. tırnak içerisinde bir tarafı. Mesela ben iki hafta önce Glasgow'da Avrupa Birliği'nin uluslararası eğitim konferansındaydım. O konferansta bir güzel bir istatistik ortaya koydular. İngiltere örneğini verdiler. İngiltere'de doktora yapan insanların sadece %0,5'i profesör oluyor. Evet. Yani %0,5 binde 5. Olamıyor mu? Yani yeterlilik düzeyinde. Hayır, gitmiyor. Akademiye gitmiyor. Sektöre sahada, gidiyor. Sahada çalışıyor. Evet, sektörde çalışmaya başlıyor. Arge merkezlerinde çalışıyorlar. Bizde var mı böyle bir istatistik? İşte bizde henüz yok. İşte hani dedim ya, o bizim biraz zor karnımız. Evet. Ama Türkiye'de ciddi anlamda özellikle uluslararası eğitimde rekabet edebilme yönüyle ciddi anlamda bir yer edindi. Mesela o katıldığım konferansta dünyadan 90 ülke katılmıştı. 5000 katılımcı vardı. 5000 kişi katılımcısı vardı. Ama bu şey içerisinde üniversiteler arasında da Türkiye'den 40 tane üniversite oraya katılmıştı. Yani bunun anlamı Türk üniversiteleri artık dünyada söz sahibi oluyor ve dışarıdan gelecek yabancı öğrencileri artık dünya standartlarında ben de yetiştiriyorum iddiasıyla orada yer alıyor. Bu Türkiye adına ciddi anlamda çok böyle sevindirici ve nereye geldiğimizi gösterici bir gösterge olarak düşünülebilir. Programlarımızda hocam hep Türkiye'nin o jeopolitik konumu itibariyle çok önemli noktada olduğunu vurguluyoruz, söylüyoruz. Eğitim üssü olma noktasındaki gayretlerini ve alması gereken yolu da sizin gibi değerli hocalarımızla konuşup tartışıyoruz. Hüseyin hocam tabii yeni nesil akademisyen, çok evet. genç bir akademisyen. Siz geçmişe dönük çok güzel bir fotoğraf çektiniz hocam. Osmanlı'dan günümüze üniversitelerin sayısı ve geldiği ulaştığı nokta itibariyle ve bir anlamda bilimsel ilerleme manasında da yaşanan zorlukları kısmen konuşabildiğiniz insanların eğitim alma durumları çok da mümkün olmuyordu. Tamam, evet. Çok az sayıda üniversiteyle 80 sonrasında daha da fazla bir furya olarak yüksek lisans eğitim ve doktora eğitimlerinin yapılabiliyor olması. Genç bir akademisyen olarak Hüseyin Hocam ciddi çalışmalarınız var biliyorum. Türkiye'de bilimin durduğu noktaya ilişkin sizin de paylaşımlarınızı merak ediyorum ben. Aslında sizin imkanlarınız daha geniş. Muhsin Hocam'ın dönemiyle kıyasladığımızda bugün tek tıkla dünyanın birçok ülkesindeki bilimsel gelişmeleri takip etme, literatür tarama gibi imkanlarınız var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 21. yüzyıl. 21. yüzyıl yani aslında baktığınızda hem bize çok fazla imkan tanıyor. Sonuçta bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Evet. Bir şekilde eskiden bir bilgiye ulaşmak için işte kütüphanelerde işte sayfalarca şeyi araştırmaya çalışmak zorundaydınız. Değil mi hocam? Ya da o kütüphanenizde var olan bilgiyle ancak sınırlanabiliyordunuz. Hı-hı. Şu anda herhangi bir akademisyen ya da herhangi bir insan sonuçta internetten çok fazla bilgiye ihtiyacından daha fazlası olan bilgiye rahatlıkla hızlıca ulaşabiliyor. Hı-hı. Ama şöyle bir problem oluştu tabii bizlerde. Sonuçta doğru bilgiye ve ihtiyacınız olan bilgiye ulaşma riskli hale gelmeye başladı. Hı-hı. Sonuçta aslında o yüzden aslında yüksek öğretim kurumları bir miktar belki de işte hocamızın da anlattığı gibi doktora eğitimleri bu anlamda anlamlı ve özel sektör için de gerekli olmaya başladı. Çünkü sonuçta siz bir yüksek lisans mezunu olsanız dahi ya da bir lisans mezunu olsanız dahi aslında bildiğiniz sadece bir bilgiye ulaşma yöntemi. Ama çok daha ileri seviyede bilgiler üretilmeye başlandı ve siz bu bilgilere ulaşmanız ve zamanınızın kısıtlı olan zamanınızda o bilgilerden yeni bilgiler üretmeye çalışmanız gerekiyor. O yüzden de aslında hani bizim öğrencilerimiz de geliyor işte soruyorlar işte atıyorum psikolojiyle ilgili merakım var ya da nörobilimle ilgili merakım var diyorlar. İnternetten bir şeyler okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Bir şekilde kendini geliştirebilirsin ama bu ne oluyor? Yani, sonuçta
tam olarak ihtiyacınız olan bilgiye ulaşmama riskiniz var. Bilgi kirliliği bilgi de var. Bilgi kirliliği var. Bilgi. Yanlış bilgi öğrenme ihtimaliniz var. Bir şekilde sizin yine de bir ustaya ihtiyacınız oluyor. O yüzden ben hani hocalar. İngiltere'deki yöntemin gerçekten çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta siz bir özel sektörde Ar-Ge'de çalışıyorsanız bir bilgi üretecekseniz belki de bunu öncelikle nasıl öğreneceğinizi ve nasıl öğreteceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Doktor eğitimleri de aslında biraz da bunları sağlıyor, karşılıyor. O yüzden şu anda çok güzel bir imkanlarımız var. Herkes bilgiye ulaşabilecek noktada. Ama hocamızın da dediği gibi çok uzun sürelerde elde edilmiş bilgiler artık çok kısa sürelerde işte belki de birkaç hafta internete ya da bilgiye ulaşmadığınız takdirde kaçırdığınız bir sürü bilgi var. O yüzden de hani herkese şunu söyleyebiliriz. Sonuçta bir merakınız varsa, bir ilginiz varsa şimdi sadece yüksek lisansı tabii ki bir mesleki kaygıyla yapan bir sürü insan var ama bizim hani bize danışan öğrencilerden şunları da görüyorum. Bir bilgiye ulaşmak istiyorlar ve bunu herhangi bir mesleki kaygıyla değil, geleceğinde işte ya da hayata bakarken o bilgiye bir şekilde kullanabilmek için o bilgiye ulaşmak istiyorlar. Ve bunu diyorlar ki hani internetten vesaireden araştırmak yerine bana birileri yol göstersin, o öz bilgiyi alayım ve onun üzerine hayatımı kurgulayayım diyorlar. Ve ben çok mutlu oluyorum aslında. Buna yönelik zaten hani bazı yüksek lisanslarımız var. Sonuçta insanlar gelsin, öğrensin, hani bunu hayatına entegre etsin ya da kendi alanına entegre etsin. Yani ve bir şekilde de doğru bilgiye en azından ulaşmış ve yani biz de dış dünyaya baktığımızda ya da Türkiye'de bir profesyonelin yanına gittiğimizde doğruya bilgiye ulaşmış bir profesyonelle konuşmuş olalım. Hani o yüzden şu anki geldiğimiz nokta her ne kadar dediğim gibi avantajlı olsa da bazı dezavantajlarını da yanına getiriyor. O yüzden de belki de hani izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Hani sonuçta artık yerinde saymak yerine ya da bir şekilde bazı şeyleri merak ediyor ve bununla ilgili bir şey yapmak istiyorsanız belki bir yüksek lisans eğitimi sizin için de avantajlı ve hayatınıza katkılı bir süreç olabilir. Sadece mesleki kaygı için hani böyle şeylere başvurmanıza gerek yok diye. Çok doğru hocam paylaşımlarınız. Yüksek lisans eğitimlerine mevcut olan programlarınıza da geleceğim. Merak eden arkadaşlarımız da oluyor. Klinik psikoloji var, uygulamalı psikoloji var, nöropazarlama var, yine moleküler biyoloji alanında var, biyomühendislik var gibi birçok programlar var. Arkadaşlar zaten bunların ayrıntılarına ulaşmalı istiyorlarsa Üsküdar Üniversitesi'nin resmi hesabını da takip edip oradan görebilirler. Mesleki kaygılarla bilgilere ulaşabiliyor olmak ve yüksek lisans programı yapmak istemelerini anlayabiliyoruz. Ama şu da oluyor hocam bazen, şahit olabiliyoruz. Ya işsiz olduğu için yüksek lisans programı yapmak isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. Veya askerliğini ötelemek için bu yolu tercih etmiş kişiler de olabiliyor. Dolayısıyla bu evet nicelik olarak ülkemizdeki yüksek lisans yapma oranını artırıyor ama bilimsel çalışmalarda maalesef bizi biraz da niceliksel kıyaslamalarda geriye çekebiliyor. Bu anlamda ilerleyişi nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Efendim, yapsınlar tabii yüksek lisans ama. Tabii. Yani şimdi üniversitelerin bugüne kadar hep söylenen 3 temel görevi vardı. Artık son zamanlarda buna 4. bir görev daha tanımlanıyor. İşte bir tanesi ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarına göre dünya standartlarında o alanın nosyonunu tamamen elde etmiş olan insanlar yetiştirmek. Bu birinci amacı. Ama ikinci amacı üniversite bilim üretmek durumundadır. Üniversite bundan başka ürettiği o bilgilerle toplumu aydınlatmak durumundadır. Dördüncü ve son zamanlarda ilave edilen üniversitenin o 4. misyonu olarak da üniversiteler ürettikleri bilgiyi topluma faydalı hale getirecek şekilde bu sosyal bilimlerle ilgili ama fen ve uygulamalı bilimlerle sağlık bilimleriyle ilgili olarak da sanayide ya da sağlıkta doğrudan kullanılabilir bir ürüne dönüştürme durumundadır. Evet. Şimdi tabii ki askerlikten biraz daha uzak kalma kaygısıyla olan öğrencilerimiz var. Ama bunlar
çok ciddi anlamda fazla sayıda değiller. Yani o grup öğrencimiz de var. Şimdi lisans üstü eğitimler enstitüler aracılığıyla oluyor ve enstitüler de özellikle lisans üstü eğitimin bir ders hazırlığı var. Zaten öğrenci hocasıyla beraber bu ders hazırlığı döneminde hocanın yanında bir çırak gibi yetişmeye evet. başlıyor. Ve lisans üstü eğitimde özellikle yüksek lisansta daha sonra tezini hazırlayıp o tezden bu sefer bir ürün çıkması gerekiyor. Ki bu ürün yayın olabilir. Yani iyi bir dergide makale olabilir. Hmm. Ya da bir uluslararası kongrede, konferansta gidip sunabileceğiniz bir bildiri olabilir. Ya da bir kitap çıkabilir. Yani toplumun bilgisine sunulabilecek bir kitap da çıkabilir. Yani bunların çıktıları çok farklı şekillerde değerlendirilebilir. Ancak temel olarak yani Türk eğitim sisteminde, Türk yüksek öğretiminde yüksek lisans, en azından yüksek lisans öğrencilerinin yaptıkları tezlerden ki benim şimdiye kadar yaptırdığım tezlerden işte bu Science Citation Index dediğimiz ya da Science Citation Index'in Expanded grubunda yayınlanmamış bir tane yüksek lisans tezi yoktur. Yani öğrencilerimin yaptıkları tezlerin tamamı SCI dergilerde yayınlanmış durumdadır şu anda. Hatta birkaç yıl öncesinden ABC diye kategorize edilen dergiler vardı. Yani bir yüksek lisans tezinden A sınıfı bir yayında çıkarmış durumdayız. Hani burada yüksek lisansı yaparken de yüksek lisansı yapmış olmak için değil, bu artan bilgi birikimi ve bu bilgi birikiminden göre oluşacak ihtisaslaşmada yüksek lisans öğrencilerimizin bir şekilde bir alanda uzmanlaşmasını sağlayacak bir nitelik kazandırmak durumundayız yüksek lisansta. Amacı o zaten. Neden? Evet. Neden? Şimdi hani mesela bir milli takımda isim de vermek istemiyorum burada ama yıllarca milli takımımızda bir 10 numaramız var. Yani bu 10 numara kendisi jübile de yapmadı ama o jübile yapana kadar yani futbolu bırakana kadar hep milli takımı vazgeçilmez bir insan olmuştu. Şimdi Türkiye'de başka aynı mevkide oynayan futbolcu yok muydu? Vardı ama onu oraya getiren, onu oraya taşıyan şey kafa vuruşlarını çok iyi yapması. Bir anda hem kale önünde hem kendi kalesinin önünde hem karşı kalenin önünde olabilme yeteneğiydi. Hı hı. Bu onu diğerlerinden ayıran bir farktı. İşte öğrencilerimiz de kariyer planlaması, kariyer değerlendirmesi yaparken kendilerini diğerlerinden ayıran bir takım hususları ön plana çıkarmaları gerekiyor. Benim zannediyorum 8-10 ay önce Facebook'ta paylaştığım bir şey vardı. Bir yazı vardı. Orada öğrencilerimizin veya elemanlarımızın veya insanımızın CV yazarken o CV'de neler olması gerektiğini ifade ediyordum. Yani illaki siz normal internete girdiğinizde bir sürü CV formatları var. Ona göre siz ne yazarsanız yazın. Bunlar hiç önemli değil. Onları interviye gittiğinizde karşıdaki insan zaten görüyor. Hepinizin aynı. Ama öyle bir şey olmalı ki sizi diğerlerinden ayıran, sizi o işe aday yapacak bir nitelik bulundurmanız gerekiyor. Evet. İşte bu bence nedenle bile çok ciddi anlamda yüksek lisans yapılması gerekiyor. Artık bir şekilde zorunluluk haline de gelmeye hocam, başladı. Tam da güzel bir soru geldi bunun üzerine, sizin söylemleriniz üzerine. Hüseyin Hocam sizden de cevap almak isterim. Kerim Varol diyor ki ben yüksek lisansa hayatımda bir kere girdim. Amacım çalıştığım iş yerinde yükselmekti. Kazanamayınca kısmet değil dedim. Bıraktım diyor. Aslında iş yerinde yükselmek için de bu yolu tercih eden arkadaşlarımız, kişiler de olabiliyor. Kerim'e aslında
biraz daha gayret etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Gayret etsin olmadı ama alternatifler çok. Üniversite sayıları arttı. İstediği programları çeşitlendirebilir, alternatifler düşünebilir. Biraz daha Kerim Varol bu süreci zorlamanda fayda var. İşte yükselmek için yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımız. Bir de hocam hangi aşamalardan geçiyor yüksek lisans? Biraz da yol haritasını yavaş yavaş vermeye başlayalım arkadaşlarımıza. Yani sonuçta tabii her üniversitenin aşağı yukarı kendince bir seçim tarzı var ama hani bizim açımızdan yüksek lisanslar tabii bilim sınavıyla ve bir de mülakatla alınan eğitim yerleri ve sonuçta genel olarak tabii ki belirli bir kontenjan var ve bu kontenjana göre de kişileri seçiyoruz. Biz burada tabii bizim seçim anlayışımızda bir miktar hani tabii ki lisans döneminde ne kadar süre nasıl bir eğitim aldı ve ne kadar kendince yetiştirdi. Aynı zamanda tabii notları yani mezuniyet notu da önemli oluyor. Ama mülakatta konuştuğumuz şey neden yüksek lisans yapıyor olduğunu sorduğumuz sorular oluyor. Bir tanesi en önemlisi belki de. Sonuçta tabii ki bunun için işte askerlik vesaire diyenler de var. Var. Alıyor musunuz hocam onları? biraz tabii bu konuda biraz daha almamaya dönük oluyor. Yani herhalde. Önceliğiniz olmuyor belki. Önceliğimiz olmuyor. Evet. Diğer taraftan hani bizim açımızdan tabii bir meslek için verdiğimiz eğitimler var ama bir de hani bilgiye ulaşmak isteyenler için de var. Şimdi bu bilgiyi bir kendi hayatına ve kendi iş yerine adapte etmek isteyen ve hani yükselmekten ziyade hani daha iyi bir iş yapabilmek isteyen insanları varsa biraz daha tercihimiz ona göre oluyor ve hani biraz daha mutlu oluyoruz aslında böyle diyenler için. Ve hani genel olarak benim de gördüğüm şey şu, sonuç dediğimiz gibi çok fazla bilgi var ve artık insanların lisans döneminde dahi yavaş yavaş kendilerini spesifikleştirmesi bizim için bence önemli bir durum. Yani bu yüksek lisansla şu anda Türkiye'de belki de dünyada yapılıyor ama illaki yüksek lisans olmak da zorunda değil. Atıyorum bir lisans sırasında eğitim gördüğünüz işte bir bilgisayar mühendisi eğitim alıyorsunuz. Bilgisayar mühendisi eğitim sırasında genel olarak size çok basic düzeyde bilgiler veriyorlar. Ama sizin şöyle bir şansınız var belki. Kendinizi dünyada şu anda hangi noktada bilgisayar mühendisi veya gelişmekte olan teknolojiler hangi yönde gelişiyor olduğuna düşünerek belki bir lisans birinci sınıftan kendinizi farklı bir kulvarda geliştirmeye başlamanız bence ben bütün öğrencilere öneriyorum. Çünkü artık zaman çok hızlı ilerliyor ve siz hani lisans dönemi bitsin bir bakalım gibi değil. Lisans dönemi bittiğinde artık yöneleceğiniz bir kulvarı farkına varmış ve bunu artık bunun üzerine çalışmaya başlamış olmanız bence diğer eğer CV'lerde aynılığı bozmak istiyorsanız bence en önemli yaklaşım olmalı. Atıyorum işte bilgisayar mühendisliğini bitirdiğinizde atıyorum size hedefiniz uygulama yazılımı ile ilgili ise aplikasyon yazılımı ile ilgili ise artık onunla ilgili bir şeyler yapmış belki birkaç projede yer almış olmanız sizin diğer rakiplerinizden fark yaratacağına inanıyorum. Çünkü artık spesifik bir yani bir bilgisayar mühendisliğini oturup her şeyi yaptırmak gibi bir durum yok. Hani büyük şirketler zaten aldıkları kişiyi hani bilgisayar mühendisi bir background'u var ama belki ama kendine göre nasıl bir iş dizaynı varsa ona göre de eğitiyordu aynı zamanda. Ama siz daha önceden böyle bir eğitimini kendinize adapte etmişseniz muhtemelen diğer rakiplerinizden çok daha iyi bir noktada olacaksınızdır. Aynı zamanda benim gördüğüm yurt dışında da öyle bir durum var. Sadece lisansınız veya yüksek lisansınız CV'nizde yer alması sizin seçilme kriterleriniz arasında olmuyor. Aynı zamanda atıyorum yaptığınız hobiler ya da sosyal anlamda yaptığınız şeyler. Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldınız mı? İşte hani farkındalığınız ne yönde? Yani. Çünkü siz ne kadar çok matematik vesaire biliyorsanız bile siz sosyal yapınızın farkında değilseniz siz ona nasıl adapte edeceğinizin de farkında olmayabiliyorsunuz. O yüzden de siz insan içinde ne kadar yer alıyorsanız, ne kadar insanlara faydalı bir davranışta bulunuyorsanız belki de kurum içerisinde sizin tercih edilebilirsiniz daha anlamlı, daha faydalı olabilir. Yani daha çok tercih edilebilir oluyorsunuz. O yüzden hani öğrencilerimiz işi zor, çok fazla. Sizinle aynı eğitim alan insanlar var. Ama eğer bir farkındalığı, yani bir farklılık yaratmak istiyorsanız da bu unsurları da bilmeniz ve bunun için kendinize katmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki hocam, biraz daha özele girecek olursak sizin üniversiteniz bağlamında
programlarınız var, enstitüleriniz var. 4 enstitü olduğunu biliyorum. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün de aynı zamanda müdürüsünüz. Siz hangi programlar var ve buradaki programlarda, mevcut programlarda eğitim alan arkadaşlarımızın ARGE çalışmalarında, laboratuvar ortamlarında ki bilimi konuşuyoruz, bilimin ilerlemesinden bahsediyoruz. Türkiye'de son dönemlerde bu alanlara da ciddi kaynaklar ayrılmaya başlandı. Evet. Hatta tersine beyin göçü için ciddi kaynaklar var. Ülkemizde gelsin bilim insanlarımız, projeler geliştirsinler, yazsınlar, bilim gönderelim veya kazandıralım anlamda. Üsküdar Üniversitesi bu anlamda ne yapıyor hocam? Üsküdar Üniversitesi yani bilindiği gibi artık bunu zannediyorum izleyicilerimiz bütün Türkiye'de farkına vardı gibi. Üsküdar Üniversitesi davranış ve sağlık bilimleri üzerine fokuslanmış bu alanda tematik bir üniversite. Evet. Dolayısıyla bizim lisans programlarımız gibi lisansüstü programlarımızda da yine nöro ön planda. Yani nöron, beyin ki malumunuz Mr. Obama'nın 1,5 yıl önce başlattığı bir beyin initiative project var. Beyin haritalama projesi var. Ciddi bu işin içerisinde. Çok ciddi kaynak ayırdılar o iş için. Şimdi Üsküdar Üniversitesi bu projede Türkiye ve Orta Doğu Koordinatörü durumuna geldi. Dolayısıyla bizim özellikle sağlık bilimleri ve fen bilimleri alandaki yaptığımız çalışmalar daha çok bu tema üzerine yoğunlaşıyor. Mesela benim moleküler biyoloji alanında 2 tane öğrencim 2 farklı genin acaba otizmle bir ilişkisi var mı yönünde bir çalışma yapıyorlar. Şu an o konuda yüksek lisans tezlerini yapıyorlar. Daha doğrusu araştırma aşamalarındalar. Ama mesela psikolojiyle ilgili yapılan çalışmalarda bu basın yayında da duyuldu. Özellikle kanıta dayalı beyin araştırmaları, kanıta dayalı psikoloji araştırmaları üzerine biz ciddi anlamda yoğunlaştık. Yani özellikle nöropsikiyatri hastanemiz bizim için ciddi anlamda bir kaynak, bir kullanım laboratuvarı. Orası bütün olarak bizim için bir laboratuvar. O laboratuvarda arkadaşlarımız fMRI'ye kadar bir sürü cihazları, 33 tane laboratuvardaki cihazları kullanarak değişik araştırma imkanlarına sahipler. Elbette işte bizim sosyal bilimler enstitümüz içerisinde klinik ve uygulamalı psikoloji ile beraber Türkiye'nin ilk defa bir programı var. Nöropazarlama adında bir programı var ki bu tamamen işte beynin o subliminal bölgesinin devamlı olarak işte belli metot ve yöntemlerle uyarılıp insanların belirli hedeflere doğru yönlendirilmesi, yani pazarlamanın beyin etkilenerek yapılması yönünde bir programımız var ki orada da hakikaten ciddi anlamda çalışmalar sürdürülüyor. Bununla beraber Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde işte bugünlerde Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan bölümlerden bir tanesi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek lisans programımız var. Oradan mezun olan arkadaşlarımız işte hemen işte C sınıfı, B sınıfı, A sınıfı sertifikayı elde edebilmek için çabucak sınavlara girebiliyorlar. Hemşirelik alanında hem yüksek lisans hem doktora programımız var ki bu hemşireliğin kendi alt bilimleri içerisinde de bu çalışmaları yapmak mümkün. Evet. Dolayısıyla hastane yöneticiliği veya sağlık yöneticiliği ile ilgili olan alanda yüksek lisans programımız var. Dolayısıyla bizim bütün bu çalışmalarımızın hepsi tamamen davranış ve sağlık bilimleriyle ilgili çalışmaları kapsıyor ve içeriyor. Hocam süremizin tabii yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bir paylaşım var. Onu sizinle de paylaşmak istiyorum. Emsal olması anlamında değerli seyircilerim. Bir öğretmen arkadaşımızın paylaştığı bir üniversite mülakatında bölüm başkanının "Hoca, git öğretmenliğini yapmaya devam et. Mardin genç öğretmenlere ihtiyacı var" demesini unutamıyorum. Mülakata girmiş bir öğretmen adayımız. Yüksek lisans programında üniversitenin ismini yazmamış. Ama bölüm başkanı demiş ki
sen Mardin'e git, orada genç öğretmenlere ihtiyaç var. Evet, genç öğretmenlere Türkiye'nin birçok noktasında ihtiyacı var. Sınıflara ihtiyacı var. Eğitim kalitesinin ilerlemesine ve gelişmesine ihtiyaç var ama bu anlamda yüksek lisans programı yapmak isteyen öğretmenlerimizin de bu şekilde ümitlerini kırmamak lazım. Mesela bizim Sosyal Bilimler Enstitümüzde Van'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den, Elazığ'dan, Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler 7 bölgeden bu öğrencilerimiz hafta sonu programına dahil oluyorlar ve sağ olsunlar hiç aksatmadan her hafta uçakla geliyorlar. Gidiyorlar. Derslerini alıp geri dönüyorlar. Hı. Yani işte bizde maalesef biraz bu temperverlik dediğimiz bir hastalık var. Yani ya insan istiyor, yani sana gelmiş ben yüksek lisans yapmak istiyorum diyor. Niye bunun önünü kapatıyorsun? Niye bu insanı efendim şevkini kırıyorsunuz? Halbuki işte bu insanların biz önünü açacağız ki bu insanlar bizim ülkemizi daha ileri götürecekler, daha güzel yerlere getirecekler. Geleceğin nesillerini zaten öğretmenler yetiştirecek. O yüzden ben öğretmenleri çok 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 önemsiyorum. Bu tarz itham ve söylemlerden de lütfen uzak duralım. Ben ediyorum, durmakta gerekiyor. Klinik psikoloji, uygulamalı psikoloji, bu da çok revaçlı olan alanlar hocam. Biraz bu iki programa ilişkin bilgi verebilir misiniz? Psikoloji mezunları mı başvurabiliyor? Nasıl kriterler hocam? Klinik psikoloji ve yüksek lisans, uygulamalı psikoloji yüksek lisanslarımız tabii sonuçta özünde psikoloji ağırlıklı eğitimler vermek için kuruldu. Klinik psikoloji yüksek lisansımız bir klinisyen yetiştirmek hedefinde olan bir yüksek lisans ve sadece psikoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik ve hekimlerin başvurabildiği bir yüksek lisansımız. Sonuçta bu yasal çerçeve içerisinde bunlara eğitim verebiliyoruz ve bu eğitimden sonra da kişi klinik psikolog unvanı alıyor. Ve sonuçta klinik psikolog eksiğimiz de var son dönem, yani son dönemlerde özel üniversitelerle birlikte bu ihtiyacı daha da fazla karşılayabiliyoruz. Eskiden gerçekten psikoloji mezunu olan insanlar klinik psikoloji yüksek lisans yapacak yer bulamıyordu. Bu anlamdaki değişim aslında hani bütün yani psikolog arkadaşlarımız açısından da avantajlı bir değişim oldu. Tabii ki aynı zamanda diğer bilim dallarından yüksek lisans yapmak isteyen insanlarımız da var, öğrencilerimiz de var. Bu anlamda da bir de uygulamalı psikoloji yüksek lisans programımız var. Bu herkese açık bir program. Geçen programda da bahsettiğim gibi sonuçta artık birçok bilim kendince birçok bilgi üretiyor ama artık son dönemlerde birçok bilimin birlikte çalıştığı ve daha nitelikli bilgilerin üretildiği bir döneme girmiş durumdayız. Bir psikoloji, bir mühendislik dalından, işte bir sosyal bilimden, bir iktisat alanından, bir pazarlama alanından beslenirken bir pazarlama, bir mühendislik alanında psikolojiden beslenmeye başladı. Çünkü artık Multidisipliner yaklaşım biz tüm şu anki günde, yani dünyanın yaptığı şey. Şimdi bizde geçen sefer de söylediğim gibi her üniversitenin kendine göre bir spesifik bir alanı var. Kendince hani iyi olduğunu düşündüğü bir alan var. Üsküdar Üniversitesi tam tematik bir üniversite ve psikoloji alanında çok başarılı bir üniversite. İşte hocamızın da anlattığı gibi ülkemizi ve belki de Orta Doğu temsilen bir süreç içerisine girmiş durumdayız. Bu anlamda biz kendi bilim dallarına ya da kendine faydalı olacağını düşündüğü insanları uygulama psikoloji yüksek lisansımıza da kabul edebiliyoruz. Bu neden önemli? Bir kere hocamızın da bahsettiği gibi nöromarketing, nöro ekonomi, nöro iktisat alanları artık son dönemlerde nöro felsefe, nöro birçok alanda artık beynin işleyişiyle bakılan bir yönelim var. Ve sonuçta bütün bilim dalları insana hitap ediyor. İnsanı anlamadan, insanını daha iyi sentezleyip
analiz etmeden o bilim dallarının da bir yerde bir boşluk olduğunu fark etmişler demek ki. İşte nöromarketing ve nörobilim yüksek lisanslarımız var. Psikoloji alanımızda aslında nörobilimden çok beslenen bir alanımız. Hem davranışın hem beynin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgiler verirken aynı zamanda da kişinin kendi psikolojik dinamiklerini de daha iyi anlamasını sağladığımız bir eğitim modelimiz var. Bu anlamda klinik psikolog olmak isteyenler klinik psikoloji yüksek lisansımıza başvuracaklar ama tabii ki bunlar dediğim gibi belirli lisans mezuniyeti kriterleri var. Ama psikolojiyi anlamak ya da bilimi anlamak kendi penceresinden dünyaya bakarken kendi penceresini ve kendi süzgecini daha iyi anlamak isteyen bütün öğrencilerimiz de uygulama psikoloji yüksek lisansımıza bekliyoruz. Bence gerçekten de faydalı eğitimler veriyoruz ve bu mezuniyetten sonra da muhtemelen hayatı farklı bir bakış açısıyla bakacaklarına da eminiz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam süremizin sonuna geldik. Açılışı sizinle, kapanışı da Hüseyin hocamla yapmış olalım. Profesör Doktor Muhsin Konuk Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Bugün misafirimize ayaklarınıza sağlık. Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Ünübol. Yine Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi. Şerefler verdiniz. Çok sağ olun. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Bir programda da bilimi sabote eden düşünceleri ve davranışları konuşalım hocam. Olur. Bilimin neden ilerlemiyor, hangi noktalarda takılıyor onu da sizlerle konuşmak, paylaşmak isteriz. Yüksek lisans eğitimini, lisans üstü eğitim neden önemli bunu konuşmaya çalıştık. Üsküdar Üniversitesi'nden değerli hocalarımıza haftaya saatler aynen 11.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla sizlerle olacağız. Mutlu haftalar efendim.